Herkese Günaydın Bugün aslında bir saniyeliğine geri dönelim Son birkaç haftadır size sürekli Roma mimarlığında Barok olarak tanımladığımız unsurları Barok olarak tanımladığımız unsurları Roma mimarlığındaki barok akımı görmeye başladığımızı söylüyorum Bugün bu konuya odaklanmak istiyorum O nedenle de bugünkü dersimizin konu başlığı Barok Stilde En Yeniler. Başlarken en başından birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. Önce neleri Roma dönemi barok mimarlığının üç temel özelliği olarak gördüğümün altını çizmek isterim. Bunların ilki Barok yapılar, daha doğrusu bizim bugün barok olarak adlandıracağımız stilde yapı inşa eden mimarlar ve işverenler bu yapılarda geleneksel mimari elemanlar kullanmışlardır. Geleneksel mimari elemanlar derken geniş ölçüde Yunan ve Etrüsk mimarlığının geleneksel dağarcığını kastediyorum. Yani burada sütunlardan söz ediyorum. Alınlıklardan söz ediyorum. Burada lento, entablatur gibi elemanlardan söz ediyorum. Tüm bu geleneksel unsurları kullanmışlar ama çok farklı bir biçimde. Bu birincisi. İkincisi, Roma barok yapıları çok yoğun, hatta neredeyse gereğinden fazla bezemeli olma eğilimi gösterir. Aslında bu yapılar bezeme ile kaplıdır. Hatta o kadar çok bezeme vardır ki, geleneksel dağırcığı oluşturan mimari elemanların da aralarında bulunduğu bazı mimari parçalar Neredeyse kütlelerinden aranıp soyutlaşmış gibi görünür. Üçüncüsü ve belki de bazı açılardan en önemlisi bu geleneksel mimari elemanların cepheyi canlandıracak, burada bir tür hareket ve dalgalanma yaratacak şekilde kullanılmış olmasıdır. Barok stilde inşa edilmiş yapılarda girintiler ve çıkıntılar, yani içe ve dışa doğru bir hareketlenme gördüğümüzü dile getirmiştik. Sonuç olarak bugün inceleyeceğimiz yapılara bakarken bu noktaları aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bugün öncelikle imparatorluğun doğu kesimine odaklanacağımızı da belirtmek isterim. Zira bu bölgede çok sayıda barok yapı örneği bulunmaktadır. Bunun nedeni bölgede geniş ölçüde Yunanistan'ın ve Yunan mimarlığının Güçlü etkisiyle geleneksel mimari elemanların kullanımının çok uzun bir geçmişi olması ve aynı zamanda sütun ve benzeri elemanlar için gerekli olan yüksek kaliteli mermer kaynaklarının bulunmasıdır. Bu nedenle bugün imparatorluğun doğusuna odaklanacağız. Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Barok mimari deyince genelde kimsenin aklına Antik Roma gelmez. Herkes daha ziyade 17. yüzyıl İtalya'sını düşünür. Herkesin aklına o dönemde yaşamış olan iki büyük mimar, Bernini Gian Lorenzo Bernini ve Borromini, Francesco Borromini gelir. Bernini ve Borromini iki rakip mimardı. Yaptıkları eserler genellikle birbirleriyle bir tür diyalog içindedir. Özellikle aklıma gelen Bernini'nin Dört Nehir Çeşmesi ile Borromini'nin San Agnese in Agone Kilisesi'nin bulunduğu Piazza Navona. Bu iki yapı bir anlamda birbiriyle konuşuyor. Bilmiyorum aranızda hiç ama eminim hepiniz Dört Nehir Çeşmesi'ni biliyorsunuzdur. Nehirlerden biri kendini korumak istiyormuş gibi elini şu şekilde kaldırmıştır. Yüzü Borromini'nin kilisesine dönük olan bu heykel, kendisini ondan korumaya çalışıyor gibi görünüyor. Yani Bernini'nin nehri, kendisini Borromini'nin kötü yapıldığı için her an yıkılacakmış gibi görünen kilisesinden korumaya çalışıyor. Bu iki adam arasındaki ilginç bir diyalog. Yani barok deyince bunu düşünüyoruz. Burada birkaç örnek görüyoruz. Bugün ders boyunca bazı örnekler, özellikle de Borromini yapılarından örnekler göstereceğim. Ama şimdi San Pietro'ya bakalım. Burada resmini gördüğünüz San Pietro'nun kubbesi daha önce de söylediğimiz gibi Michelangelo tarafından tasarlanmıştı. Cephesi ise yine bir 17. yüzyıl mimarı olan Carlo Maderno tarafından yapılmış. Ama en ilginci Bernini tarafından tasarlanan bu oval kollardır. Sütun dizilerinden oluşan bu kollar alanı sarıyor. Bu sütunlu kolları soldaki fotoğrafta daha net olarak görebiliyorsunuz. Hem cephede hem de kollarda gördüğünüz tüm bu devinim, girintili çıkıntılı hareketlenme 17. yüzyıl barok mimarlığının bir özelliğidir. Bu semestir boyunca derslerde hep söylediğim gibi önce Romalılar tarafından yapılmamış bir şey yok. Bugün de bunu göstermek istiyorum. Bugün tanımlayacağımız Roma barok mimarisinin Borromini ve Bernini gibi mimarlar üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu göreceğiz. Size birkaç örneği hatırlatmak istiyorum. Geçmişi düşünün. Mimaride yarım daire, kavis kullanma fikri, burada egzedralarını gördüğünüz Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanı gibi yapılarla Romalılardan çıkmıştır. Yine ödev konularını tartıştığımız dersten hatırlayacağınız ve Bernini'nin oval sütun dizisinden çok daha eski olan Gereza'daki oval meydan veya oval forum. Yani bugün Roma dönemi barok mimarlığının sadece kendi başına değil aynı zamanda 17. yüzyıl İtalyan mimarlarına bir model, bir esin kaynağı olması bakımından da son derece önemli olduğunu göstermeye çalışacağım. Birkaç örnekte Roma barok mimarlığının başlangıcına, oluşum aşamasına değinmiştik. Buna oluşum aşaması diyebiliriz. Şimdi bunlara tekrar bakalım. İkinci stil Roma duvar resmini düşünün. Burada Augustus evinin maskeli odasındaki tiyatro cephesini görüyoruz. Boyayla resmedilmiş bu tasvirde iki yanında dışa taşkın mimari elemanlar yani lentolar, üstünde de bir tür alınlık olan sütunlar vardı. Bu türden ilk arayışları resim sanatında M.Ö. 60-50 yıllarından itibaren görmeye başlamıştık. Bu örnek ise M.Ö. 30-20 yıllarına tarihlenmekteydi. O zaman bu tip resimlerle tiyatro mimarisi arasında doğrudan bir ilişki olabileceğini belirtmiştik. Ancak o dönemden koruna gelen mimari kalıntıları arasında bu özellikleri taşıyan bir buluntu yoktu. Ama o zamanda belirttiğim gibi o dönemde ahşaptan yapılmış, bu tip bazı skenai fronts örnekleri olabilir. Ama tabi bunlar yok olup gitmiştir. Ayrıca Roma'daki Forum Transitorium'u da hatırlayacaksınız. Yapımına Domitianus zamanında başlanan, Nerva zamanında tamamlanan bir yapıydı. Burada yine ondan bir ayrıntı görüyoruz. Bugün Roma mimarlığındaki barok stil olarak tanımlayacağımız bu dışa taşkın elemanları İlk kez bu yapıyla gerçek mimaride görmüştük. Burada da geleneksel mimari elemanların kullanılmış olduğunu görüyorsunuz. Üzerlerinde dışa taşkın entalbetür bulunan sütunlarla, bu örnekte korin sütunlarıyla, cephede bir dizi girintili çıkıntılı bölmeden oluşan bir sistem yaratılmış. Böylece forumun kenarı boyunca uzanan bir tür dalgalanma hareketi oluşturulmuştu. Ve frize bakarsanız yine hatırlayacağınız gibi, bu friz sütunların kenarında da devam ediyordu. En tepede de bir Minerva kabartması vardı. Henüz buna çok bezemeli diyemeyiz ama bu da bezemeli sayılabilir. Ama örneğin Flaviuslar zamanında bol miktarda ilginç bezeme kullanıldığını hatırlayacaksınız. Yani bu tip arayışları o dönemde görmeye başlıyorduk. Ardından milattan sonra 3. yüzyıl başlarında daha önce Domitianus tarafından yaptırılmış olan Platinus sarayına Septimius Severus için eklenen cepheyle yani septizodyumla bu tarzda belirgin bir ivme gözlenir. Bu inanılmaz cephe her şeyden önce gösteriş için yapılmıştı. Söylediğim gibi bunun bir çeşme olarak da kullanıldığını sanıyoruz. Üç büyük nişi üç katlı kavisli sütun sıralarıyla iki yandaki kanatlarıyla daha ziyade bir tiyatro sahnesine benziyordu. Yani tüm bu geleneksel mimari elemanlar, sütunlar, lentolar ve diğerleri bir cepheyi dekore etmek için kullanılmıştı. Bunun da ötesinde yapıya bir hareket katmıştı. Çıkıntı yapan bölme, girinti yapan bölme. Çıkıntı yapan bölme, girinti yapan bölme. Bunu yapmak için sütun gibi geleneksel mimari dil, geleneksel mimari dağdık kullanılmıştı. Ardından Roma'da Vatikan'ın altında bulunan ve 2. yüzyıla tarihlenen Kaitanii mezarını göstermiştim. Tuğla kaplı beton bir cephesi olan bu mezarın Ward Perkins'ten alınan bu aksonometrik görüntüsüne bakmıştık. Tuğlalar o dönemde yaygın olduğu üzere açıkta bırakılmıştı. Ama biz mimarların duvar yüzeyini arkitektonik unsurlarla bezeyerek ilginç bir hareketlenme yarattıkları iç mekanına odaklanmıştık. Burada gördüğünüz gibi bir niş ve ikinci sifilden tanıdığımız kırma bir alınlık var. Üçgen bir alınlık, içindeki diğer üçgen alınlığın görülebilmesi için bölünmüş. Duvarın geri kalanı sütunlarla donatılmış. Yani burada da duvarlarda girinti ve çıkıntılarla oluşan hareketlenmeyi algılayabiliyoruz. Bu mezarın bugünkü durumu sütunlar artık yerinde değil. Ama bu başlıkların altında sütunlar olduğunu hayal ederek duvardaki hareketliliği barok olarak tanımlayabileceğimiz o ifadeyi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Dediğim gibi antik Roma barok mimarisi için en iyi örneklerimiz imparatorluğun doğusunda bulunmaktadır. Bugün onlara yoğunlaşacağız. Gerçi batıdan da birkaç örneğimiz olacak ama onların çok fazla ayrıntısına girmeyeceğiz. Aslında batıdan Santa Maria Capua Vetere'den başlayacağız. Buradaki haritada konumuna bakalım. Kampanya'da bu sömestr sözünü ettiğimiz yerleşimlerin hepsine çok yakın. Burada örneğin Pompei, Herculaneum, Oplontis ve Benevento'yu görüyorsunuz. Napoli burada. Santa Maria Capua Vetere'nin tüm bu söylediğimiz yerlere ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Santa Maria Capua Vetere'de gerçekten çok iyi durumda korunmuş bir Roma mezarı bulunmuştur. Resmini burada ortada görüyorsunuz. Milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen bir Roma mezarı. Betondan yapılmış ve opus incertumla kaplanmış olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ama nişlerin çevresinde silindirin ve tepedeki tolos silmelerinin yapımında bir miktar tuğla kullanılmış olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu durum araştırmacıların biraz aklını karıştırmış. Mezarı hangi döneme tarihleyeceklerini bilememişlerdir. Bunun nedeni biraz da burada görülen barok özelliklerdir. Burada gördüğünüz gibi dalgalı bir cephe var. Bunlar sütun değil daha ziyade silindir fırıncının mezarında gördüğümüz silindirlere benzeyen silindirler. Ama bu dalgalı cephe, mimari elemanların kullanımı, bezemeye olan ilgi ve silindirler dediğim gibi araştırmacıların aklını karıştırmış. Tarihleme konusunda iki arada bir derede kalmışlar. Kimisi Opus Incertum kullanımından dolayı Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanı gibi yapılarla aynı zamanda inşa edilmiş olduğunu, kimisi de tuğla kullanımından dolayı ki üzerinin su kolu olduğuna inanıyoruz. Bunun milattan sonra 2. yüzyıl sonlarına ait olabileceğini ileri sürmüştür. Ama bu Ostia'da gördüğümüz tuğladan ziyade Pompei'den bildiğimiz kiremit tuğlaya benzemektedir. Bu nedenle ben 1. yüzyıla milattan sonra 1. yüzyıl sonlarına tarihlemekten yanayım. Ama gördüğümüz diğer bazı yapılar gibi örneğin Forum Transitorium örneği gibi bu yapıyı da sonradan gerçekleşeceklerin erken bir öncüsü, bir denemesi olarak düşünmemiz gerekir. Bu tip düzenlemeler özellikle milattan sonra 2. yüzyılda yaygınlaşacaktır. Bu mezarın takma adı öreke anlamına gelen La Konokya'dır. Öreke dokumacılıkta iplik eğirmek için kullanılan bir alet. Yapı antik çağ örekelerine benzediği için böyle bir ad verilmiş. La Konokya Mezarı tasarlayanların böyle bir benzetmeyi amaçlamış olması ya da burada iplik atölyesinde çalışan bir kadın veya adamın gömülü olması gibi çıkarımlar çok zorlama olur. Ve kanımca bunlar çok düşük olasılıklardır. Sadece aklıma geldiği için söyledim. Ama takma adı bu. Sağda fırıncının mezarı, Solda ise henüz görmediğimiz ama gelecek hafta Güney Fransa'daki Roma mimarlığından konuşurken sözünü edeceğimiz San Romi'deki Júlii anıtı. Bunlara birlikte bakınca burada her ikisinden de alıntı olduğunu görebiliyoruz. Her iki mezar da daha erkendir. Bu bildiğiniz gibi Augustus dönemine tarihlenmekte. Soldaki ise Julius Caesar zamanındandır. Bu ikisi model alınmıştır demiyorum. Sadece milattan sonra 1. yüzyıl sonlarında bu mezar inşa edildiğinde bu unsurlar zaten vardı demek istiyorum. Yurisakis mezarının büyük silindirleri. Aslında buna daha çok benziyor. Çünkü hem Julii anıtı hem La Conoccia, kule mezar olarak adlandırılan tiptedir. Kule mezarların yüksekliği genişliklerinden daha fazladır. Birkaç katlıdırlar. Bu örnekte düz bir kat silindirli bir orta kat ve en tepede bir tolos var. Cülüi anıtında da benzer tipte bir düzenleme görüyoruz. Basamaklı bir kaide, kabartmalarla bezlenmiş bir üst temel, bir quadrifons ve en tepede de bir tholos. Fakat bu ikisi arasındaki farklar da ilginçtir. Bu mezarda barok diyebileceğimiz özellikler görüyoruz. Genel olarak niş gibi, alınlık gibi, silindirik öğeler gibi geleneksel unsurlar kullanılarak dalgalı bir cephe oluşturulmuştur. Ama bakın Tolos nasıl işlenmiş. Cülüyi anıtındaki Tolos'a bakarsak bu bir tür kült binası gibi görünmektedir. Bir kült binasında olduğu gibi içinde bir heykel var. Bunda ise gördüğünüz gibi kör pencereler var. İçi görünmüyor, içinde bir şey yok. Yani bu örnekte tolos, içine dini objeler ya da heykeller koymak amacıyla değil, bir dekor olarak yapılmış. Lakonokya'dan bir ayrıntı. Burada sanırım bu tip anıtlarda görülmeye başlandığını söylediğim hareketlenme ile neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Bu beton bir yapı. Bu örnekte beton kullanılarak bir dalgalanma yaratılmış. Geleneksel unsurlarla yaratılandan bir şekilde farklı. Ama burada bir bileşim görüyoruz. Opus inkertum ile kaplanmış bir beton duvar, kenarlarda büyük silindirler ve burada da nişiyle alınlığıyla bir edikula. Kör pencerelerin arasında da silindirler var. Burada Opus incertum işçiliğinin yanı sıra silme ve benzeri unsurların yapımında kiremit tuğla kullanılmış. La Conocchia'nın orta bölümünü Roma'daki bir 17. yüzyıl barok yapısıyla kıyaslamak istiyorum. Bu Francesco Borromini'nin Roma'daki Sant'Ivo Kilisesi'nin cephesindeki kafsi ve bu kafsin iç bükeyliği ile kubbenin dışındaki dış bükeyliğinin zıtlığını vurgulayacak bir açıdan çekilmiş bir fotoğrafı. Bu da aynı türden bir düzenleme. Yani yine 17. yüzyıl mimarlarının Antik Roma'dan koruna gelen bu tip örneklerden esinlendiğini gösteren bir örnek. Perde'nin solunda gördüğünüzün Platinus Tepesindeki Domitianus Sarayı'nın oval çeşmesi olduğunu hatırlayacaksınız. Çeşme, yemek yenen triclinium'un penceresinden görülebilecek biçimde yerleştirilmişti. Rabirius tarafından tasarlanmış olan bu çeşmenin betondan yapılmış olduğunu da hatırlayacaksınız. Oval duvarın dış bükeyliğini aynı şekilde merkezi kısımdaki dış bükeyliği görüyorsunuz. Ama Rabirius'un bu tuğla kaplı beton duvarda yarattığı iç bükeyliğe, girintilere, çıkıntılara bakın. Burada göstermek istediğim bu tür düzenlemelerin sütunlu mimari ile olduğu gibi betondan da yapılabilmiş olduğudur. Ama sözünü ettiğimiz bu devrimsel beton mimari ile bugün tanımlayacağımız barok mimari arasındaki fark, barok mimaride efektlerin betonla değil, sütun, alınlık gibi geleneksel unsurlarla yaratılmış olmasıdır. Tüm bunların bir araya geldiği yerin Hadrianus'un Tivoli'deki villası olduğunu hatırlayacaksınız. Burada Piazza Doro'yu, Piazza Doro'nun planını görüyoruz. Sekizgen bir vestibül, açık, geniş bir dikdörtgen alan, ve en sağda aula yani kabul salonu. Aula'da harika dalgalı duvarlar olduğunu hatırlayacaksınız. Ama aula bu dalgalı duvarlardan betonla değil sütunlarla ayrılmıştı. Sütunların kavisli bir hat üzerinde dizildiğini ve üstündeki beton kubbeyi taşıdığını hatırlayacaksınız. Yani burada kavisli bir hat boyunca uzanan geleneksel mimari öğelerle tepedeki betonun mükemmel bir birleşimi vardı. Sonuç olarak Hadrianus zamanında zaten bu tip daha ileri arayışlar başlamıştı. Bir de size çok ilginç bir duvar resmi göstermek istiyorum. Bu Pompei'de bulunan labirent evi. Erken bir tarihe M.Ö. 50 yılına ait. Olağanüstü bir mekan. Burası evin atriyomu çok sayıda farklı atriyum olduğunu söylemiştik. Hiç sütunu olmayan atriyumlar vardı. Havuzunun etrafında dört tane sütunu olan atriyum tetrastilumlar vardı. Burada ise havuzun etrafını çevreleyen kalabalık bir grup sütun var. İçinde dörtten fazla sütunu olan atriyumlara atrium corinthium denmektedir. Çok sütunlu olanlar atrium corinthiumdur. Burada gerçek sütunların duvara resmedilmiş kurgusal sütunlarla ilişkili olacak bir biçimde yerleştirildiğini görüyoruz. Öyle ki burada durduğunuzda gerçek sütunlar arasından kırma bir üçgen alınlığın arkasında görülen bir tolosa bakıyorsunuz. Bunu size iki nedenle gösteriyorum. Biri, bu tip şeyleri çok erken bir dönemde resimlerde gördüğümüzü hatırlamanız için. Bunun milattan önce 50 yılına ait olduğunu unutmayın. Yani hala Cumhuriyet dönemindeyiz. Gördüğünüz gibi geleneksel mimari unsurlarla oynanmış arkasındakinin bu örnekte Tolos'un görünmesi için parçalara ayrılıp açılmış. Ama ayrıca bakın Tolos uzaktaymış gibi görünüyor. Tolos'a bir duvar açıklığından, bir pencereden bakıyormuşsunuz gibi bir duyguya kapılıyorsunuz kırma üçgen bir alınlığın arkasına yerleştirilmiş. Alınlık bölünerek arkasındaki manzaranın görülmesi sağlanmış. Resme baktığınız zaman Tolos'un etrafında bir peristil olduğunu ve çevrede yeşillikler olduğunu anlıyorsunuz. Duvarın gerisinde uzanan manzara fikri buraya sütunlar eklenerek vurgulanmış. Yani gerçek sütunlar arasından kurgusal sütunlara kırma üçgen Alındığa ve gerisindeki dolosa bakıyorsunuz. Bunun konuyla ilgisini birazdan başka yapılardan söz ederken anlayacaksınız. Şimdi antik Roma döneminin barok olarak adlandırdığımız mimarlığının koruna gelen en güzel örneklerini görmek için doğuya geçmek istiyorum. Bugün Ürdün'de bulunan bir yerleşimle başlayalım. Doğu Roma İmparatorluğunun bir haritasını görüyoruz. Söz konusu yerleşim Petra burada. Bugün Ürdün sınırları içinde, Kızıldenizle, Mısırla, İskenderiye ile, ile, yani şimdiki İsrail topraklarıyla ve diğer yerleşimlerle olan ilişkisine bakın. Aslında bugün burada görülen Balbek gibi oval meydan ya da forumun bulunduğu Gerasa gibi başka şehirlere de bakacağız. Petra'nın konumunu gösteren bir başka harita. Ürdün'de Ammanla ve yukarıda alt kısımda gördüğünüz Geresa antik kenti ile olan ilişkisini görüyorsunuz. İsrail sınırına ve aşağıdaki Akabe'ye epey yakın. Petra havasına girmeniz için buradan yürüyoruz. Burada çölün yanı sıra inanılmaz güzellikte kayalıklar var. Burada Petra'da Siik olarak bilinen kayalıktan geçiyoruz. Burası, buradaki Roma mimarlığını anlayabilmek için yerel adetler, daha önce burada olanlar, Roma döneminden önce inşa edilen yapılar hakkında bilgi sahibi olmamızı gerektiren ilginç eyaletlerden biridir. Bu bölgede Romalılardan önce nabatilerin yaşadığını biliyoruz. N, A, B, A, T, I, L, E, R. Nabatilerinde yapılar inşa ettiklerini, inşaatlarında da öncelikli olarak taş ve çamur kullandıklarını biliyoruz. Burada gördüğünüz tip kaya mezarlarının nabatiler zamanından beri zaten bilinen bir tip olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve bakın çok ilginç, bazı bezeme ayrıntılarına yakından bakarsanız, burada bir tür kademeli bir dekorasyon olduğunu görürsünüz. Palmira'daki bel tapınağı üzerine ödev yapanlarınız bunu hatırlayacaktır. Burada da benzer bir şey görüyoruz. Burada nabatilerin Romalılar gelmeden önce Burada taştan, çamurdan ne inşa ettiğini bilmemiz önemlidir. Böylece Romalılar gelip kendi yapılarını inşa etmeye başladıklarında nelerden esinlenmiş olduğunu anlayabiliriz. Onlar da mezarlarını Petra kayalıklarına oymaya karar verdiler ve bunlar Roma döneminin koruna gelen en görkemli, en sıradışı mezarlarıdır. Bugün size bunlardan iki tanesini Deir D E I R ve Kazne K H A Z N E ve Kazne mezarlarını göstermek istiyorum. Önce Deir olmak üzere iki mezardan da söz edeceğiz. Kayalara oyularak yapılan bu Deir örneğine baktığınız zaman bunun sadece çok etkileyici olduğunu görmekle kalmaz, aynı zamanda Roma cephe mimarisi zirveye ulaşmış dersiniz. Bu gerçekten Roma cepheciliğidir. Çünkü burada olan sadece bir fasat yani cephe, başka bir şey yok. Mezar odaları kayanın içinde. Oraya bir giriş açmak dışında bu odalarla ilgili bir şey yapmamışlar. Tüm emeği sanki doğanın bir parçasıymış gibi görünen bu cepheye harcamışlar. Değirdeki bu mezara bakar bakmaz bunun M.Ö. 60-50 yıllarına ait İkinci stil Roma duvar resimlerinde gördüğümüz mimarinin gerçek mimaride karşımıza çıkan bir çeşitlemesi olduğunu hemen fark etmiş olmalısınız. Burada da kesinlikle aynı şey söz konusu. Üçgen bir alınlık, içerideki tolosu görünür kılmak için ayrılmış. Bu örnekte bu ikinci katta yapılmış. Burada daha önce sözünü ettiğimiz bütün unsurları daha doğrusu unsurların çoğunu görüyoruz. Bu cephede de sütunlar, tepedeki entablatur, alınlık, alttaki bu üçgen alınlık gibi geleneksel mimari ögeler kullanılmış. Bunların tümü var ama bunlar Yunanların asla kullanmayacakları bir biçimde kullanılmışlar. Bunda az, yoğun bezeme kullanımına daha iyi örnekler göstereceğim. Burada da bezeme var ama oldukça basit. Yani burada diğerlerinde olduğu kadar çok bezeme yok. Ama kesinlikle geleneksel mimari elemanlar kullanılarak bezenmiş. Dışa taşan mimari elemanlarla yüzeye canlılık kazandırılmıştır. İki yanda üstlerinde dışa taşkın entablatürleri ile tek başlarına duran sütunlara bakın. Aslında bu örnekte bunlar sütundan daha ziyade duvar ayağı. Bir çıkıntılı bölme, bir girintili bölme, bir çıkıntılı bölme, bir girintili bölme, bir çıkıntılı bölme. Geleneksel mimari unsurlarla duvar boyunca uzanan hareketlilik oluşturulmuş. Bu örnekte iki ayrı kat olduğunu tekrar belirtelim. Perdenin solunda değirin cephesinden bir başka ayrıntı. Burada inşaat malzemesinin kayanın kendisi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kelimenin tam anlamıyla kayalar oyulmuş. Yani hala arka planda görülen kayalıkla aynı taş ve doğal olarak aynı renkte. Burada ise tekrar labirent evini görüyoruz. Burada görmenizi istediğim şimdi Ürdün'de olan ve milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına ait olan bu yapı ile İkinci stil Roma duvar resmi arasındaki benzerlik. Kırma üçgen alınlık içindeki tolosu tekrar görüyoruz. Aslında tüm bu bezeme, hatta aşırı bezeme kavramıyla bu noktada karşılaşıyoruz. Ama bu ikisi arasındaki en önemli fark, labirent evinde durup gerçek sütunların arasından resme doğru baktığınızda, daha önce de söylediğim gibi, arkasındaki tolosu ortaya çıkarmak üzere ikiye ayrılmış bu üçgen alınlığı görüyorsunuz ve mekansal bir gerçeklik hissi algılıyorsunuz. Alınlık ayrılmış olsa bile bir tolosa bakıyorsunuz. Burada pencereden evin dışında peristilli bir avlu ya da bahçe içindeki bir tolosa bakıyormuşsunuz hissi yaratılmak istenmiş. Yani burada Tolos'un bu kırma üçgen alınlığın arkasında uzakta bir yerde olduğunu algılıyorsunuz. Ya da en azından ben öyle algılıyorum. Buradaki durum ise tümüyle farklıdır. Evet, burada da bir tolos var. Evet, burada da bir kırma üçgen alınlık var. Ama buradaki tolos, diğer unsurlar gibi bir bezeme unsuruna dönüştürülmüş. Bu bir tolos. Evet ama deyim yerindeyse ise işe yarar değil. Gördüğünüz gibi ortasında aynen diğer bölmelerde olduğu gibi olasılıkla heykel konan bir niş var. Ama burada bir mekan olduğu hissi uyandırmıyor. Diğerleri gibi o da sadece yüzeyde, cephede bir bezeme. Yani değirdeki tolosun kullanım şekliyle tipik ikinci stil Roma duvar resmindeki tolosun kullanım şekli arasındaki en önemli fark budur. Bazı bezeme öğeleri de dikkatinizi çekmiş olabilir. Şimdi bunlara birlikte bakabilmemiz için bazı ayrıntılar göstereceğim. Burada Petra'daki taşın kayaların rengini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama burada bir de daha önce gördüklerimizden çok farklı bir başlık görüyorsunuz. Burada Nabati'lerin etkisini görüyoruz. Nabati'ler yapılarında bu tip ilginç, dalgalı ama çok sade başlıklar kullanıyordu. Burada gördüğünüz gibi kenarları iç bükey ve ortasında bir tür topuz var. Gördüğünüz gibi milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen bu mezarın tasarımında net bir şekilde Roma modelleri örnek alınmış. Büyük olasılıkla biraz önce bir örneğini gördüğümüz tipte duvar resimleri ya da bu resimlerin mimarların ulaşabileceği çizimleri örnek alınmış. Bunlar yerel unsurlarla bu örnekte nabati sütunları ile birleştirilmiş. Buradaki ayrıntıya bakarsanız, burada da bir tür metop triglif sistemi kullanılmış olduğunu görürsünüz. Bu panellerin ve 300 yivlerin Yunan Dor mimarlığının özelliği olduğunu görmüştük. Burada da kullanılmış. Ama bakın metopların içinde ne var? Yunan veya Roma mimarlığında buna benzer bir şey yok. Yunan mimarlığında metoplar genellikle kabartmalarla bezenmiştir. Ama burada bu büyük diskleri görüyoruz. Her panelin içinde bir disk var. Bunlar Nabati diskleridir. Bunlar daha erken dönemde Nabati mimarlığında kullanılmış. Sonuç olarak 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen bu sıra dışı mezarda Nabati ve Roma unsurlarının çok ilginç ve yaratıcı bir şekilde birlikte kullanılmış olduğunu ineleyelim. Perdenin sol tarafında Tolos'un tepeliğini görüyoruz. Tepenin eteğinde bir adam oturuyor. Bu insan boyu hakkında bir fikir verdiği için bizim için çok yararlı. Adam tepelikle kıyaslandığında küçük. Adamın mezarın bütününün yanında ne kadar küçük kalacağını siz düşünün. Yani Ürdün'de 2. yüzyılda çok büyük yapılar inşa edilmiş. Burada da Roma'da olduğu gibi büyük güzeldir egemen. Tepeliğe, mezarın tepesindeki bezemeye bakarsak, burada yine nabati başlığı kullanıldığını görürüz. Üstünde bir tür kapaklı geniş bir kap var. Bu tip şeyleri Roma sanatından da biliyoruz. Bazı ikinci stil Roma duvar resimlerinde de örneklerini görüyoruz. Bu olasılıkla nabati başlığı ile birleşmiş Greco-Romen bir motiftir. Mimarının mezarın bütünü gibi bunu da mimari bir yapıdan ziyade bir heykel gibi işlemiş olduğunu, yapıyı bir heykel gibi şekillendirdiğini görebiliyorsunuz. Bu Rabirius'un Platinus tepesindeki sarayın sekizgen odasında ya da çeşmesinde yaptığından çok da farklı değildir. Burada yine Borromini'nin, Francesco Borromini'nin Sant'Ivo kilisesinin tepe kısmını görüyoruz. Bunlar tabii ki birbirine benzemiyor. Bu ikisi arasında kesinlikle bir ilişki yok. Ama göstermek istediğim bu tip şeylerin hiç kuşkusuz kiliselerin tepelerindeki böyle çatı fenerleri türünden motifleri tasarlarken Borromini gibi 17. yüzyıl mimarlarına esin kaynağı olduğudur. Bu da bir başka ilginç kıyaslama. Bu Petra'daki değerin kayalardan nasıl oyulmuş olduğunu ve hala Petra kayalığının bir parçası olduğunu sanırım çok iyi biçimde gösteren harika bir görüntü. Gerçekten olağanüstü. Bunu bir başka Borromini Kilisesi ile kıyaslıyoruz. Bu ünlü San Carlo alle Quattro Fontane ya da daha çok kullanılan adıyla San Carlino yani Küçük San Carlo Kilisesi. Borromini'nin ne yaptığını görüyorsunuz. O da aynen bunu yapan isimsiz mimarlar gibi sütunlar, entablütürler, alınlıklar yani geleneksel mimari elemanlar kullanarak dalgalı bir cephe yapmış. Bunların tümü burada kullanılmış. Hatta burada üst katta bir tolos bile var. Bu resimde gördüğünüz gibi o da bu dalgalanan duvar fikrini kullanmış. O da burada gördüğümüzü yapan mimarlarla aynı şeyi yapmış. Burada sağda gördüğümüz değir gibi yapıların 17. yüzyıl mimarları üstünde etkisi olduğuna hiç kuşku yok. Bazılarının buralara geldiğini biliyoruz. Bunların çizimlerini yapıp haklarında kitaplar yazmışlar ve bunlar 17. yüzyılda Roma'daki insanlara ulaşmıştır. Elbette İtalya'da da yerel örnekler vardı ve gördüklerinden etkilendiler. Bir başka kaya mezarı, bu da çok etkileyici. Petra'da bulunan çok sayıda mezar var. Petra'da bunlardan çok sayıda var ama burada çok hoş çeşitleri olan bu mezarlardan sadece iki tanesinden söz edeceğiz. Petra'daki diğer ünlü mezar Kazne'dir. Bu da milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına tarihlenmektedir. Bu da kayalara oyulmuştur. Yine burada da salt cephe mimarisi söz konusudur. Cepheden başka bir şey yoktur. Bu da değirdeki gibi iki katlı. Aşağıda bir tapınak cephesi, üstte de gördüğünüz gibi ikiye ayrılmış üçgen bir alınlığın arasından görünen bir tolos var. Burada da tolos bir bezeme unsuru olarak kullanılmış. Evet bu örnekte kaide üzerinde bir heykel var ama bu heykel gerçek bir heykel değil. Kayadan oyulmuş bir heykel. Yani bunun tolos içinde duran gerçek bir heykel olmadığını, bir bezeme motif olduğunu görebiliyoruz. İki yanında yer alan kaideli heykeller için de aynı şey geçerlidir. Buradaki üçgen alınlığı da çok net bir biçimde görüyorsunuz. Tolos'u görünür kılmak için iki yana ayrılmış. Bu örnekte altta gerçek bir tapınak cephesi olduğunu görüyoruz. Bu mezar Roma prototiplerine daha yakın bir örnek. Bezeme unsurları da Romalı. Nabati başlıkları ve disklerinin kullanıldığı değirden farklı olarak burada Korint düzeninin bir çeşitlemesi kullanılmış. Bu gerçek alınlığıyla heykel bezemesiyle friziyle gerçek bir tapınak cephesi. Burada sadece geleneksel mimari unsurların kullanımını Bu çıkıntı girinti, çıkıntı girinti şeklinde dalgalanan hareketli bir cepheyi değil. Fakat aynı zamanda değir örneğinde olmayan her yüzeyin bezelmiş olma özelliğini de görüyoruz. Bu kabartmalı friz gibi, alınlık gibi, nişler gibi mümkün olan her yüzey dekore edilmiş. Altta ise Korint düzeniyle erken Roma tapınaklarına çok benzeyen bir tapınak cephesi var. Bu tolasın üstünde de çok benzer bir tepelik var ama burada tepedeki kap bir Korint başlığı üzerinde duruyor. Bu arada bunu ikinci stil duvar resimlerinde çok sık görüyoruz. Kazneyi de yine çok sayıda anıtla, yani 17. yüzyıl Roma barok yapısıyla kıyaslamak mümkün. Bu belki en iyisi değil ama benim en sevdiğim örnek. Bu nedenle bu kıyaslamı için bunu göstermek istedim. Bu Santa Maria Kilisesi, Piazza Novana'nın hemen yakınında olan Santa Maria della Pace. Mimar Pietro da Cortana tarafından tasarlanmış. Burada da aynı tip bir yaklaşım görüyoruz. Altta bir tapınak cephesi var. Evet, bu farklı bir tapınak cephesi. Çünkü bu alınlıklı bir tapınak değil, yuvarlak bir tapınak. Ama genel fikir aynı. Altta tapınak cephesi, ikinci katta ise sütun, duvar ayağı, niş içinde pencere. Bu ilginç üçgen alınlık içindeki parçalı alınlık gibi geleneksel mimari elemanlarla bir canlılık yaratılmış. Söylemek istediğim daha çok kilise mimarlığında olmakla beraber Saraylarda da gördüğümüz bu 17. yüzyıl barok mimarisinin antik Roma barok mimarlığından etkilenmiş olduğu çok barizdir. Birkaç ayrıntıya daha bakalım. Bu Petra'daki Kazne Tolosu'nun alttan muhteşem bir görüntüsü. Bunu yine Roma'daki bazı 17. yüzyıl barok işçilikleriyle örneğin Sant Ivo'nun dalgalı cephesi Harika sekizgen kubbesi ve bazı iç mekan bezemeleriyle kıyaslayabiliriz. Hala Doğu Roma İmparatorluğundayız. Şimdi Anadolu'nun batı kıyısında bulunan iki şehre Efesos ve Miletos'a gitmek istiyorum. Konuya Efesos'ta bulunan ve Roma ile ilişkisi bakımından Oldukça ilginç bir örnek olan bir yapıyla başlayacağız. Bu milattan sonra 120-130 yıllarına tarihlenen Hadrianus Tapınağı. Hadrianus'un Efesos'a geldiğini ve orada yaşayanların onu bir tapınak inşa ederek onurlandırmak istediklerini biliyoruz. Bu aslında tapınaktan ziyade bir kült binası. Bu bir büyük güzeldir örneği değil. Aslında epey küçük bir yapı. Dediğim gibi tapınaktan ziyade bir kült binası gibi. Bir tür yol kenarı tapınağı. Yolda yürürken birden karşınıza çıkıveriyor. Ama bu yapıda ilginç olan burada bu kemerli lentonun kullanılmış olmasıdır. Gördüğünüz gibi düz ve kemerli lentolar. Bu Hadrianus villasında Kanapusta gördüğümüzün aynısı. Yani İtalya'dan bildiğimiz bir motif Anadolu'da bir başka Hadrianus yapısında kullanılmış. Anlaşılan tasarımcıların kafasında bu motif Hadrianus'la özdeşleşmeye başlamış. Sonuç olarak burada da geleneksel mimari unsurlar kullanılmış ama farklı bir biçimde. Düz ve kemerli lentolar birlikte kullanılmış. Bu tapınak abartılı bezeme konusunda da çok iyi bir örnektir. Mimarlar her santimetre kareyi bezeme alanı olarak kullanmışlar. Gördüğünüz gibi arşitraf, gerideki lentolar ve duvar ayakları her biri neredeyse mimari eleman soyutlaşacak kadar bezelmiş. Başka bir ayrıntı, Sanırım sahada mimari elemanların kabartmalarla nasıl soyut bir hale getirildiğini net bir biçimde görüyorsunuz. Aynı yaklaşımı Leptis Magna'da Severus Bazilikasından da hatırlayacaksınız. Bu Karakalla zamanında, yaklaşık milattan sonra 216 yılında eklendiğine inandığımız duvar ayağından bir ayrıntı. Elbette bu daha geç bir yapı ama Aynı ilginç yaklaşımın Leptis Magna'da zirveye ulaştığını görüyoruz. Hadrianus mimarlığında gördüğümüz bu düz ve kemerli lento kullanımının 17. yüzyıl Roma barok mimarlığında da karşımıza çıktığını belirtelim. Burada San Carlino'nun iç mekanını ve buradaki düz ve kemerli lento birleşimini görüyoruz. Yani 17. yüzyıl barok mimarları kesinlikle Roma örneklerini model alıyorlardı. Bildiğiniz gibi yine Anadolu'da bulunan Miletus'tan da kısaca bir kapı yapısına değineceğim. Bu Miletus'un Güney Agora'sının yani pazar yerinin giriş kapısıdır ve yaklaşık olarak milattan sonra 160 yılına tarihlenir. Bu yapı artık Miletus'ta değil. Uzun zaman önce antik eserlerin taşınıp götürüldüğü bir dönemde ait olduğu yerden alınıp Almanya'ya götürülmüş. Şimdi Berlin'de bir müzede. Berlin'de bir de kapının şehrin geri kalanıyla ilişkisini gösteren büyük bir model var. Kapı burada yukarıda. Güney Agora'ya açılan bu kapı yine gösteriş için yapılmış inanılmaz güzellikte bir yapı. Berlin Müzesi'ndeki rekonstrüksiyonunu görüyoruz. Oldukça etkileyici bir yapı. Burada bunun bir kapı yapısı olduğunu ve barok cephenin Hemen her tür mimariye uygulanabilirliğini görüyorsunuz. Kapının altta 3 açıklığı, üstünde de 3 kör penceresi var. Tümüyle taştan yapılmış. Sütun başlık gibi geleneksel mimari elemanlar kullanılmış. Buradaki başlıkların kompozit başlık olduğunu görüyorsunuz. İki sütunun üstünde çıkıntı yapan bir dizi unsur ve iki yanda yine çıkıntı yapan kanatlarıyla tiyatroyu, tiyatrodaki skenai Frons tasarımını çağrıştırıyor. Alt kattaki lentolar düz ama yukarıda kanatlarda tam üçgen alınlıklarla ortadaki kırma üçgen alınlık bir arada kullanılmış. Ortadaki kırma üçgen alınlık özellikle ilginç. Çünkü üstte, sağda ve solda iki kenar görüyorsunuz ama ortalarında arka plandaki düzlemde bir alınlık var. Yani burada bir zikzak oluşturulmuş. Tüm yapıya daha fazla hareket katan bu tasarımda alınlık ön bölümde başlıyor, arkaya doğru bir zikzak yapıyor. Burada yine geleneksel mimari elemanlarla yapılan çıkıntı, girinti, çıkıntı, girinti şeklinde bir tasarım görüyoruz. Bunu Yunanistan'da bulunan çok daha erken bir yapıyla kıyaslamak ilginç olacaktır. Burada MÖ 5. yüzyıla tarihlenen ve tümüyle işlevsel bir yapı olan Atina Akropol kapısını yani Propylia'yı görüyoruz. Burada dor sütunları kullanılmış ve sütunlar üstündeki çatıyı destekliyor. Triklifler ve metoplar var. Bu çok güzel bir kapı. Burada sütunlar tümüyle işlevseldir. Sütunlarının yapısal bir işlevi olmayan Miletos'taki bu milattan sonra 2. yüzyıl kapısından çok farklıdır. Burada sütunlar geniş ölçüde yapıyı dekore etmek, yapıya canlılık ve hareketlik katmak üzere kullanılmıştır ki bu da onu bunun gibi önemli Yunan öncülerinden tümüyle ayırır. Burada bir ayrıntı görüyoruz. Berlin'deki müzeye bu yapıyı görmeye gelen turistler var. Yine yapının boyutları hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyorlar. Burada kompozit başlıkları ve barok mimarlığının özelliklerinden biri olan neredeyse aşırı süslenmiş yüzeyleri çok belirgin bir biçimde görebiliyoruz. Ödev konusu olarak bazılarınız Selsus Kütüphanesini seçtiniz. Yani eminim bu yapı ile ilgili söylenecek her şeyi biliyorsunuz. Ama bu ders kapsamında da sözünü etmek istiyorum. Çünkü bu hepinizin bilmesi gereken önemli bir yapı. Yapının hep şimdiki gibi göründüğünü sanmayın. Size sanırım yaklaşık 20-25 yıl kadar önce çekilmiş bir fotoğrafını gösteriyorum. Bu fotoğraf yapı ayağa kaldırılmadan önce çekilmiş. Yaklaşık 25 yıl önce Selsus Kütüphanesi böyle görünüyordu. Her şey yıkılmış olsa da gördüğünüz gibi şans eseri tüm parçaları orada. Yerlere saçılmış yüzlerce ama yüzlerce parça vardı. Yani yapı neredeyse tümüyle yerdeydi. Bu parçalarla yapıyı ayağa kaldırmaya karar verdiler. Ve birkaç yıl süren çalışmalardan sonra ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Bu Efesos'un günümüzdeki görünümü. Yeniden ayağa kaldırılmış Selsus Kütüphanesi'ne doğru bakıyoruz. Bu fotoğrafta en sonunda bir araya getirilmiş olan devasa yapboz bilmecesinin parçalarını daha iyi görebiliyorsunuz. Bu Efesos'taki Selsus Kütüphanesi'nin inanılmaz cephesi. Tasarımının Miletos'taki Güney Agora kapısındaki ile aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu örnekte de iki kat söz konusu. Alt kat üstündeki düz entalbatürü destekleyen ikili sütunlarıyla orada gördüğümüze çok benziyor. İkinci katta ise daha fazla dekoratif eleman var. Ortada üçgen bir alınlık, bunun iki yanında birer parçalı alınlık ve iki kenarda aynen değirde gördüğümüz gibi üzerinde dışa taşkın entablatür olan birer sütun daha. Burada yine yüzey boyunca hareketlilik yaratmak için geleneksel mimari elemanlar kullanılmış. Çıkıntı, girinti, çıkıntı, girinti. Ama burada ikinci kata bakarsanız ilginç bir özellik görürsünüz. İkinci kattaki unsurların alt kattakilerin üstüne yerleştiriliş biçimine bakın. Bunların agora kapısında gördüğümüz gibi alttakilerin tam üstünde olmadığını göreceksiniz. Üsttekiler çok ilginç bir şekilde alttakilerin arasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Yani bu üstü alınlıklı çift sütunlar tam bunların üstüne konmamış. Gördüğünüz gibi bu alınlıklı iki sütun ara kısmın üstünde yani kaydırılarak yerleştirilmiş. Buna bir süre bakarsanız yapının cephesine fazladan bir hareket kattığını algılayabilirsiniz. Bu genel görüntüde sanırım bezemeye duyulan ilgiyi de görüyorsunuz. Bunu bu ayrıntılarda belki daha iyi göreceksiniz. Burada bir niş ayrıntısı. Bazılarının içinde heykeller var. Altlarında Yunanca adları yazılı. Duvar ayaklarının yoğun bezemelerle nasıl soyut hale getirilmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu burada alacalı renkte mermerin kullanıldığını gösteren harika bir görüntü. Kasetli tavanı, başlıklardaki ve entalbetürdeki derin oyma işçiliğini, yani yapının ne kadar süslü olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu yapının en üst katında yaratılan görüntünün dördüncü stilde üst sıralarda gördüğümüz mimari kafeslere çok benzediğini sanırım görebiliyorsunuz. Herkülanyum'da bulunan bir parçanın ayrıntısını hatırlayalım. Burada da Efesos'un milattan sonra 2. yüzyıl mimarisinde gördüğümüzle aynı tip kasetli bir tavan, ikiye ayrılmış üçgen alınlık görüyoruz. Yapının içi böyle görünüyordu. Bu, Ward Perkins'ten alınan ana nişi sütunlu katları gösteren bir çizim. Gördüğünüz gibi çok daha sade. Nişlerin içinde kütüphanedeki el yazmalarının konduğu raflar vardı. Bu da altında Selsus'un mezarının bulunduğu niş. Ödev konularından söz ederken bundan bahsetmiştik. Selsus bu kütüphaneyi şehir halkının yararlanması için yaptırmış yapıya adının verilmesini istemişti. Ama aynı zamanda çok sevdiği ve onun için çok anlamlı olan bu yapının mezarı olmasını da istemişti ve ölünce kütüphanesinde ananişin altına gömüldü. Bu planda ananişin konumunu görüyorsunuz. Böylece sonsuza kadar bu olağanüstü yapıda kalabilecekti. Antik Roma barok stilinde gösteriş için yapılan bir başka yapı. Burada Walt Perkins'ten alınan bir yeniden canlandırma görüyoruz. Bu Milietos'ta Milattan sonra 2. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olan ninfayum yani çeşme yapısı. Bu da olağanüstü. Gereğinden fazla iddialı bir yapı. Çok daha azı da işi görürdü. Bu bir çeşme olarak inşa edilmiş havuz kısmı altta. Yani tek katlı bir yapı bu iş için kesinlikle yeterli olurdu. Ama olabildiğince iddialı olmuşlar, olabildiğince çok para harcamışlar. Çünkü bu sanırım bir tür şehirler arası bir üstünlük yarışı. Bilirsiniz işte bizim çeşmemiz sizinkinden daha güzel ya da bizim çeşmemiz sizinkinden daha süslü demek gibi bir şey. Bu yapının altında yatan fikir şuydu. Bizim şehrimizin durumu daha iyi. Biz, Miletos halkı, bu olağanüstü çeşmeyi yapabilecek kadar refah içinde yaşıyoruz. Burada da tasarımın aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Kesinlikle tiyatro mimarisi sözünü ettiğimiz ikinci stil ve dördüncü stil duvar resimleri model alınmış. Yine aynı tasarım. İlk katta üzerinde düz lentolar bulunan bir dizi sütun var. İkinci katta buna alınlıklar, bazılarının üstüne ilginç kıvrımlı motifler bulunan bu alınlıklar eklenmiş. En üst katta da yine aralarında ve arkalarında nişler bulunan üçgen alınlıklar var. Nişlerin içinde gördüğünüz gibi heykeller, duvarlarda da dekoratif ayaklar yer alıyor. Bu yapıda da kanatlar var ama buradakiler daha önce gördüğümüz yapılardakilerden daha fazla önemsenmiş. Kanatların orta kısma, çeşmeye dönük yüzünde alınlıklar var. Ward Perkins, Miletos'taki bu çeşmenin devasa boyutu hakkında bir fikir edinebilmemiz için buraya birkaç insan figürü yerleştirmiş. Bugün imparatorluğun doğusundaki barok mimarlığa odaklanacağımızı söyledim ama batıdan da en az bir örnek göstermek istiyorum. Sabrata'daki bu örnekle birlikte Kuzey Afrika'ya geri dönüyoruz. Sabrata, daha önce sözünü ettiğimiz Timgatla Leptis Magna arasındadır. Burası Sabrata ve gördüğünüz gibi o da deniz kıyısında. Burada olağanüstü bir tiyatro inşa edilmiş. Barok cephelerin her tür yapıda kullanılabileceğini gösteren bir başka örnek. Tiyatrolarda, tapınaklarda, çeşme ve kütüphaneler gibi yapılarda kullanılabilir. Ama tiyatro binaları özellikle bu stil için çok uygun. Çünkü Roma tarihinin en başından beri tiyatro mimarlığında bu tip bezemeli, sütunlu tasarımların çok sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Burada Sabrata Tiyatrosu'nun dışını görüyoruz. Milattan sonra 200'lere tarihlenen yapı tekrar ayağa kaldırılmıştır. Bu da yıkılmış ama yine etrafta epeyce kalıntısı olduğu için cephe yeniden inşa edilebilmiş. Burada gördüğünüz gibi bu da bugün sözünü ettiğimiz yapıların çoğu gibi yerel taşla yapılmış. İki katlı olduğunu görüyorsunuz. Taşla yapılmış olmasına rağmen Roma'da çok daha erken dönemde yapılan tiyatrolara çok benziyor. Marcellus Tiyatrosu'nu Kolezyum'u hatırlayın. Gördüğünüz gibi duvar ayakları üzerinde kemerler ve aralarında yarım sütunlardan oluşan bir tasarım. Soldaki resme bakarsanız Sabrata Tiyatrosu'nun sahne binasının özellikle çok iyi korunmuş olduğunu göreceksiniz. İki resim daha göstermek istiyorum özellikle bu harika fotoğrafta yapının antik dönemde ve şimdi neye benzediğini çok net bir biçimde görebiliyoruz. Bu da yine tipik tiyatro görünümüne sahip o olağanüstü barok cephelerden biri. Burada da üç büyük niş var. Bu çok sık gördüğümüz bir özellik. Örneğin Leptis Magna'daki Augustus dönemi tiyatrosunu düşünün. İki yanında sütunlu elemanlar olan üç büyük niş. Üç katlı. Bu örnekte kayma yok her biri tam diğerinin üstüne yerleştirilmiş. Ama burada tipik iki dizi yerine dörtlü bir dizi var. Nişlerin içinde ise dışa taşkın iki tane sütun var. Bu nişlerin içine yerleştirilmiş ama yapıya daha fazla bir canlılık katmak üzere nişlerin önüne dışa doğru çıkıntı yapacak şekilde yerleştirilmişler. Bir de alt kısma bakın. Sahnenin alt kısmının korunmuş olması çok ender bir durumdur ama burada korunmuş. Hem de çok iyi korunmuş. Sahnenin alt kısmı girintili çıkıntılı. Dışa taşkın sütunlu elemanlar var. Her yeri kabartmalarla bezenmiş. O kadar çok figür var ki taşın kütlesi yok olmuş gibi görünüyor. Sadece bir iki figür değil, çok iyi gördüğünüz gibi bir yığın figür var. Bu da yine barok yapılarda gördüğümüz aşırı bezeme örneklerinden biri. Bir başka örnek. Çok net değil ama sanırım sadece sahne bezemesi hakkında değil, yapının boyutları hakkında da çok iyi fikir veren bir resim. Burada da bir grup turist var. Onların sayesinde bu yapının dönemin büyük güzeldir modasına uyduğunu görüyoruz. Burada süslemelerden bir ayrıntı görüyoruz. Tanrı, tanrıça gibi tasvirler. Örneğin burada üç güzeller var. Ama ne kadar sıkışık olduğunu görüyorsunuz o dönemde belli ki çok sevilen abartılı süsleme konusunda bir fikir vermektedir. Size göstermek istediğim son bir dizi yapı birçok açıdan bugün gördüklerimizin en ilginç olanlarıdır. Bunlar şimdi Lübnan sınırlarında olan Balbek'te bir yapı kompleksi içinde yer alıyor. Bu yapımı sonra 1. yüzyıl ortalarından 3. yüzyıl ortalarına kadar yani yaklaşık 200 yıl sürmüş olan Baalbek Jüpiter Heliopolitanus kutsal alanı. Baalbek dediğim gibi bugün Lübnan'da burada. Kalıntılar inanılmaz. Burası Beka Vadisi ve burada sürekli yaşanan savaşlar nedeniyle insan bu kalıntılar için endişe ediyor. Ama son yıllarda bölgede yaşanan güçlüklere karşın yapılar hala ayakta. Burada yapıların bazılarını manzaraya karşı oluşturdukları zarif silüeti görüyorsunuz. Ama bu kompleksin antik çağda nasıl bir yer olduğu konusunda daha iyi bir fikir veriyor. Dediğim gibi yapımı yıllar sürmüş. Şimdi yapıyı bir bütün olarak görelim. Kronolojisine birazdan değineceğim. Çok büyük bir girişi var. Tek merdiven, cephe vurgusu, kemerli bir lento ve bir alınlığı var. Arkasında çok ilginç bir şekilde üstü açık altıgen bir avlu görüyoruz. Altıgen avludan etrafı sütunlarla çevrili büyük dikdörtgen bir avluya geçiliyor. Burada çok büyük bir sunak var. Bu bir Jüpiter sunağı. Çünkü kompleksteki ana tapınak Jüpiter tapınağıydı. Burada arkada da bu tapınağı görüyoruz. Yani Jüpiter sunağı ve Jüpiter tapınağı. Jüpiter tapınağına bakarsanız, bunun bu semestir boyunca gördüğümüz diğer tapınaklara çok benzediğini görürsünüz. Çok yüksek bir podyum, tek bir merdiven, cephe vurgusu, derin bir portiko, bu portikoda bağımsız sütunlar ve diğer özellikleri görüyorsunuz. Bu tapınağın duvarları dışında bir başka tapınak daha görüyorsunuz. Bu Baküs tapınağı. Kompleks içindeki üç tapınaktan biri kendisine ait küçük bir avlusu var gibi görünüyor. Altta burada görüntünün dışında kalıyor birazdan göreceğimiz yuvarlak Venüs tapınağı var. Bu aynı girişin restore edilmiş hali. Altıgen avlu, büyük Jüpiter tapınağı ve daha küçük olan Baküs tapınağı. Onun da önünde olması gereken avlusu ve Baküs tapınağının daha az gösterişli girişi. Bu belki de sömestr boyunca gösterdiğim en büyüleyici görüntü. Bu gerçekten muhteşem bir fotoğraf. Sanırım bir hava fotoğrafı. Havadan çekilmiş olduğu için bundan kendime pay çıkaramam. Ama gördüğünüz gibi harika bir fotoğraf. Günümüzdeki kalıntılar hakkında gerçekten çok iyi bir fikir veriyor. Burada giriş kısmını görüyorsunuz. Bir zamanlar burada olan merdivenden geriye kalanlar. Eskiden çok daha genişti. Altıgen avluyu tepeden görüyorsunuz. Açık dörtgen avlu sunaktan geriye kalanlar podyumuyla Jüpiter tapınağını görüyorsunuz. Merdivenlerinden fazla bir şey kalmamış. Sütunlarından da sadece 6 tanesi korunmuş. Ama duvarların dışındaki Baküs tapınağı çok daha iyi durumda ve tapınağın bütünü hakkında çok iyi bir fikir veriyor. Aynı yapıları gösteren bir plan. Giriş, altıgen avlu, açık dikdörtgen alan, A ile gösterilen Jüpiter tapınağı, B Baküs tapınağı. Bu da Hadrianus döneminin çok sevilen kemerli lentosuyla, adınlığıyla girişi gösteren bir gravür. Şimdi kronolojiden söz edelim. Milattan sonra 1. yüzyıl ortalarında ilk inşa edilen yapı Jüpiter tapınağıydı. Milattan sonra 1. yüzyıl ortaları yani daha Claudius ve Nero zamanı. 2. yüzyılda da başka eklemeler yapıldı. 3. yüzyılda da propilon ve altıgen avlu eklendi. Aslında ikinci yüzyılda eklenen bu açık dikdörtgen alandı. Ardından 3. yüzyılda altıgen avlu ve giriş eklendi. Yani arkadan öne doğru bir gelişim var. Bunlar Balbek'teki Jüpiter tapınağının koruna gelen altı sütunu. Bunlar daha doğrusu aslında yapının tamamı inanılmaz ölçüde büyük. Bu bu ana kadar gördüğümüz en büyük yapı. Önde 10, yanlarda 19 tane sütun olduğunu biliyoruz. Bunların yerli bal rengi kireç taşından yapılmış olduğunu belirtelim. Sanırım her iki resimde de bunu net bir biçimde görüyorsunuz. Bu örnekte podyum 13.40 metre yüksekliğinde. 13.40. Leptis Magna formundaki DV tapınağının podyumu 580 metreydi. Bu 13.40 metre sütun yüksekliği ise 19.80 metre. Sulla'nın Jüpiter OMC tapınağı için Yunanistan'dan çalıp getirdiği sütunları hatırlayın. Onlar 16.75 metreydi. Bunlar çok daha uzun. Yani tüm bunlar size yapının inanılmaz boyutları hakkında bir fikir verebilir. Bu Baküs tapınağının bir planı. Size göstermek istediğim bu ikinci tapınak, milattan sonra ikinci yüzyıl ortalarına tarihlenmektedir. Burada bu tapınağı görüyoruz plan yapı hakkında çok iyi bir fikir veriyor ve bunun tipik Roma özellikleriyle Yunan özelliklerinin bir birleşimi olduğunu görebiliyorsunuz. Tek merdiven, cephe vurgusu, derin portiko, portikoda bağımsız sütunlar ve tek sella. Ama etrafında Yunan tapınaklarında olduğu gibi peripteral bir sütun dizisi olduğunu görüyorsunuz. Ama merdiveni peripteral değil. Birazdan göreceğimiz gibi yüksek bir podyum üzerinde. Burada görüyorsunuz çok iyi korunmuş durumda. Tüm yapıyı çevreleyen sütunları görebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi tüm yapıyı çevreleyen bir merdiven yok. Onun yerine yüksek bir podyum kullanılmış. Yanında ölçek olarak kullanabileceğimiz insanlar var. Bu da büyük bir yapı ama Jüpiter tapınağının yanında küçük kalıyor. Bu yapılar o kadar büyük ki biri makalesinin bir yerinde sanırım Şaka yollu bunların insan yapısı olamayacağını ya Romalıların ya da kesinlikle Marslıların inşa etmiş olması gerektiğini yazmıştı. Uzay gemileriyle gelip bu tapınağı inşa edip gitmişler. Neyse durum buysa bize geride inanılmaz bir şey bırakmışlar. Bu da yine bezemeli, aşırı bezemeli bir yapı. Bakarsanız bir sürü ayrıntı, olağanüstü şeyler görürsünüz. Burada üstteki tonozlardan birine bakıyoruz. Aşırıya kaçan bezemelerle neredeyse yenip bitirilmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şey buradaki muhteşem Medusa başı içinde geçerlidir. Mimarların bezemediği tek bir nokta kalmamış. Bakü Tapınağı, Roma tapınakları arasında en iyi durumda korunmuş iç mekana sahip örneklerden biri. Kapıdan içeri doğru bakıyoruz. Kapı pervazlarına bakarsanız ne kadar bezemeli olduğunu görürsünüz. Yine bu da bezemelerle soyut hale getirilmiş. İç mekana bakınca size bunun daha iyi bir resmini gösterebilirim. E, yapının gerçekten devasa korint sütunlarıyla, iki katlı nişleriyle, kemerli alınlıkları, tepedeki üçgen alınlıklarıyla antik çağdaki görünümü hakkında bir fikir sahibi oluyorsunuz. Aşırı bezemeli bu iç mekan devasa boyutlarda. Burasının antik çağda nasıl bir yer olduğunu gösteren restore edilmiş hali. İlk bakışta kasetli düz tavanıyla, devasa sütunlarıyla Roma'daki Bazilika Ulpia'dan çok farklı olmayan bir tasarım görüyoruz ama burada nefler yok. Ama içerideki kemerleri, alınlıkları, heykelleri görüyorsunuz. Korint başlıklarını da görüyorsunuz. Ama burada tepe pencereleri yok. Ama en dipte çok ilginç bir özellik görüyoruz. Tapınağa giren herkes için odak noktası olan bu bölüme aditon deniyor. A, D, Y, T, O, N. Aditon, İçine kült heykelinin, yani burada Baküs heykelinin konduğu bir tür kült mekanı. Burada gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Burada Agora kapısının merkezinde gördüğümüze çok benzer, kırma üçgen bir alınlık olduğunu da görüyorsunuz. Arkasındaki düz üçgen alınlıkla burada da bir zikzak oluşturulmuş. Bunun altında ise İki yanında bir çift sütun bulunan büyük bir taç kemer yer alıyor. Merkezinde de kült yeri var. Bu çok şık, barok olarak tanımlayacağımız bir tarzda yapılmış bir düzenleme. Bugünkü dersimizi bugün inceleyeceğimiz yapılar içinde en sevdiğim yapıyla noktalamak istiyorum. Bu çok değişik bir yapı. Baalbek'teki Venüs tapınağı kompleksin dışında önünde solda yer alan küçük bir tapınak bu üç tapınağın en geç olanıdır ve olasılıkla milattan sonra 3. yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. Diğer ikisine kıyasla çok daha küçük bir tapınaktır. Ayrıca geleneklere uygun bir biçimde dikdörtgen olan o tapınaklardan farklı olarak bu yuvarlak planlıdır. Ama farklı bir yuvarlak tapınak. Planına bakarsak tek bir merdiveni, cephe vurgusu, derin bir portikosu, bu portikoda bağımsız sütunları olduğunu görürüz. Aynı zamanda da bir peripterostur. Yani tüm yapıyı çevreleyen sütunları var. Yuvarlak sellasıyla yuvarlak bir tapınaktır. Ama gördüğünüz gibi mimar çok değişik bir biçimde yapının dışını girintili çıkıntılı yapmış. Bunu buradaki yeniden canlandırma çiziminde de görüyorsunuz. Hem kaide kısmında hem sütunların üstündeki entablaturede girintiler, çıkıntılar oluşturulmuş. Yapının dışına da içinde heykeller olan nişler yerleştirilmiş. Burada da mümkün olan her noktayı bezeme alışkanlığını görebiliyoruz. Portikonun görünümü çok tartışmalıdır. Portiko, burada gördüğümüz gibi üçgen bir alınlığın içinde kemerli bir lentoya mı sahipti bilmiyoruz. Mümkün ama olmayabilirdi, kesin olarak bilmiyoruz. Ama en azından Geleneksel bir portikoyla yenilikçi bir ana gövdenin karışımı olduğunu biliyoruz. Bir anlamda gelenekçi portikosuyla ve devrimsel gövdesiyle Roma'daki Pantheon'un küçük ve değişik bir versiyonudur. Ama bu beton bir yapı değil. Tümüyle yerli taştan yapılmış. Burada da yine kaidedeki mükemmel dalgalanmayı görüyoruz. Burada bir ayrıntı görüyoruz. Bugün bu da Balbek'teki diğer yapılar gibi, daha doğrusu en azından Bacchus Tapınağı gibi çok iyi korunmuş durumdadır. Burada taş inşaatı görebiliyorsunuz. Maalesef siyah beyaz bir fotoğraf ama aynı bal rengi taştan yapılmış. Burada yapının neye benzediğini görüyorsunuz. Girintili çıkıntılı kaideyi, yine girintili çıkıntılı harika entablötürü ve entablötürün abartılı bezemelerini görebiliyorsunuz. Bu yapıda üstte gördüğünüz gibi korint sütunları kullanılmış. Bu sarkan girlantlar gibi bazı geleneksel motifler de var. Burada içinde heykeller bulunan nişler dekoratif amaçlı. Sella dışı bile bir bezemeye dönüştürülmüş. Ama bakın bu girintili çıkıntılı duvar tasarımına daha iyi uyması için sütun kaideleri beş köşeli yapılmış. Bu tip kaideleri ikinci kez görüyoruz. Bu normalden fazla sayıda kenarı olan yani çokgen kaide örneğini daha önce Roma'daki Annia Regilla mezarında görmüştük. Burada da görüyoruz. Bu hem tasarımcının sıra dışılığının bir kanıtı hem de Roma barok mimarlığında bir tür her şey mübah yaklaşımının bir göstergesidir. Bitirmeden önce son iki resim daha göstermek istiyorum. Bu Balbek'teki Venüs Tapınağı'ndan, yanındaki de Borromini yapısından ayrıntı. Bu Borromini yapısı. Ama resimlere böyle bakınca antik dönemdeki bu yapıları neden barok olarak tanımladığımızı sanırım anlıyorsunuz. Bu muhteşem Roma tasarımlarının Bernini gibi, Borromini gibi 17. yüzyıl İtalyan mimarlarının zihinleri ve eserleri üzerinde muazzam bir etkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim.